Halil İbrahim Sofrası Ramazan-ı Şerif Özel. Sahabelerin Hayatları. 5. Bölüm. Abdullah bin Ömer radıyallahu an. Hicretten 10 sene önce Mekke'de doğdu. Babası Hazreti Ömer radıyallahu anh'la beraber Müslüman oldu ve onunla birlikte hicret etti. Daha 13 yaşındayken Uhud Savaşı'na katılmak istemişti. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun henüz çok genç olduğunu söyledi ve savaşa gelmesine izin vermedi. Hayatının sonraki dönemlerinde birçok savaşa ve fetihe iştirak etti. Hatta Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın bulunduğu İstanbul seferine de katıldı. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra halife olması istenmişti. İşte böyle değerli bir zat. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Abdullah ne iyi insan, bir de gece namazı kılsa" buyurmuştu. O günden itibaren gece namazını ölene kadar hiç ama hiç terk etmedi. İşte bugünkü misafirimiz o güzel zat, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Birçok meziyetlere sahipti. İlmi, tevazusu, cömertliği, takvası, doğruluğu bunlardan bazılarıydı. Bütün bu meziyetlerle İbni Ömer adeta boyanmış, şahsiyet kazanmıştı. Babasından çok şeyler öğrendi. Babası gibi Allah'a ve Resulüne olan imanını en güzel kıvamda yapmaya çalıştı. Öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hal ve hareketlerini, mübarek ağzından çıkanları tabiri caizse an be an takip eder, uygulardı. O nasıl yapıyor bir işi? Dikkatle bakar, aynı şekilde yapmaya çalışırdı. Yolun hangi kısmından yürüyor, oradan yürümeye çalışırdı. Allah Resulü bir yerde namaz mı kıldı? Tam alnının toprağa değdiği yere, işte oraya gider, orada namazını kılardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde dua mı etti, onu öğrendi mi? Devesinden iner, tam orada dua ederdi. O kadar bağlıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan bağlılığında çok ilerideydi o. Hatta müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemiz şöyle demişti. İbni Ömer gibi Allah Resulü'nü konakladığı yerlerde takip eden kimse yoktur. İşte o değerli zatın ömrü böyle geçti. Öyle ki bir zaman sonra Müslümanlardan bir salih kişi şöyle dua ediyordu. Allah'ım Abdullah bin Ömer'i ben yaşadığım sürece yaşat da ona tabi olayım. Çünkü Efendimizin sünnetine ondan daha bağlı birini ben bilmiyorum. Aynı asırda yaşayanlar şöyle demişler eserlerinde. Bir hadisi ilave yapmak ya da onu eksiltmekten Abdullah bin Ömer'den daha fazla korkan, kaçınan bir başka sahabi yoktur. Fetvalarında da aynı titizliğe sahipti. Bir gün birisi bir mesele hakkında bir fetva sormak için yanına geldi. Adamı dinleyince, "Ben bu konuda bir şey bilmiyorum" dedi. Adam da yoluna devam etti. Adam daha birkaç adım uzaklaşmıştı ki, İbni Ömer sevincinden elini birbirine vurmuştu.
İbni Ömer'e bilmediği bir şey soruldu. O da bilmiyorum dedi, dedi içinden. Ona da sevinmişti. Bilmediğini söylemekle bile. Bir karar vermesi gerektiğinde dini meselelerde çok korkardı. Halbuki o biliyordu ki içtihatta hata eden yine bir sevap alıyordu. Ancak fetva verme cesaretini bu yok ediyordu. O kadı, yani dini meselelerde fetva veren bugünün hakimi ünvanına sahip olacaktı. Ondan kaçındı. Halbuki kadılık makamı o zaman devletin ve toplumun en yüksek makamı, yargı organı. Lakin onu istemedi. Onun servete, makama, taltife ihtiyacı yoktu. Halife Osman radıyallahu an bir gün onu çağırdı. Kadılık yapar mısın dedi. Özür beyan etti. Kusura bakma, yapmak istemiyorum. Hazreti Osman radıyallahu an ısrar etti. Yine özür diledi. Hazreti Osman radıyallahu an, sen bana karşı mı geliyorsun diye sorunca, asla. Ya Osman, bildiğim kadarıyla kadılar üç çeşittir. 1. Cehaletle hüküm verenler vardır ki, onlar cehennemdedirler. 2. Canının istediği gibi hüküm verenler vardır, onlar da cehennemdedir. 3. İçtihat eden ve isabet eden kadılar. Bu ona yeter. Ne günah kazanır, ne de sevap alır. Ne olur. Ben bu konuda affımı diliyorum, dedi. Hazreti Osman radıyallahu an bu sözlerini başkalarına aktarmaması kaydıyla İbni Ömer'i affetti. Bütün bunlar İbni Ömer radıyallahu an'a olumsuz bir görüntü veriyordu ama halbuki durum böyle değildi. O kadılıktan kaçınmıyor, kendisinin buna uygun olmadığını düşünüyordu. Şu da var ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden birçok salih kimse var ve bunlar bilfiil kaza ve fetva işiyle meşgul oluyorlardı. İbni Ömer radıyallahu an ne kaza makamının dondurulmasından ne uygun olmayan kimselerin ellerine verilmesinden yanaydı ancak kendisi de bu makamda bulunmaktan kaçıyor, uzak durmak istiyordu. Böylelikle ibadetle meşgul olmak istiyordu. Nitekim bu dönemde birçok yerler fethedilmiş, servet oldukça artmış, makam ve mevki çoğalmıştı. Bu durum bazı müminlerin kalplerinin eğrilmesine ve bazı sapmalara neden oluyordu. İbni Ömer gibi bazı sahabiler bu yanlışlıklara karşı çıkmış, iyilik ve güzellikte örneklik rolü oynamıştı. Sanki geceye kardeşti. Adeta bütün geceyi namazla geçirirdi. Gündüzün de dostuydu. İstiğfar ve ağlamakla günü geçerdi. Gençliğinde bir rüya gördü. Onu Efendimiz aleyhisselatu vesselam anlattı, o da yorumladı. Bizzat o rüyasını şöyle anlattı. Efendimizin zamanında rüyamda elimde kalın bir kumaş parçası gördüm. İstiyordum ki o beni uçursun cennete götürsün. O sırada iki adamın geldiklerini gördüm. Beni cehenneme götürmek istiyorlardı. Bir melek onları karşıladı ve onu korkutmayın dedi. Onlar da beni bıraktılar. Rüyamı kız kardeşim Hafsa'ya anlattım. O da Efendimiz'e anlattı. Kendisi, Abdullah ne güzel adam. Geceleri namaz kılsa ve keşke bu namazı çoğaltsa buyurmuş. O günden sonra ölünceye kadar gece ibadetine yolculukta olsun, bir yerde sakin dururken olsun asla terk etmedi. Namaz kılıyor, Kur'an okuyor, Rabbini bol bol anıyordu. Babasına o kadar çok benziyordu ki. Ubeyd bin Umayr radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gün ona dedim ki, ya Ömer,
her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit gösterdiğimiz zaman durumları nasıl olacak? Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün yerin dibine batırılmayı temenni ederler ve Allah'tan hiçbir haberi gizleyemezler ayetlerini okudu. Ubeyd bin Umayr bunları okuyunca İbni Ömer o kadar çok ağladı ki sakalları gözyaşlarından ıslandı. Ebu Eyyub radıyallahu an onun cömertliğini şöyle anlatır. Bir gün duydum ki İbni Ömer'e 4000 dirhem ve bir top kadife kumaş gelmiş. İkinci gün onu veresiye olarak bineğine yem alırken gördüm. Hemen evine gittim ve evdekilere, dün İbni Ömer'e 4000 dirhem ve bir top kumaş gelmedi mi? Evet geldi, dediler. Ama ben onu çarşıda bineğine yem alırken gördüm. Hatta ücretini ödeyemedi, ne oldu o para, dedim. Bunun üzerine şöyle dediler. Dün o evde durmadı gitti. O 4000 dirhemin tamamını fakir fukaraya verdi. Sonra kadifeyi sırtladı, o kumaşı götürdü. Eve döndüğünde o da yoktu. Sorduğumuzda fakirlere bölüştürdüğünü söyledi. Hocası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, babası Hazreti Ömer radıyallahu anh olan biri, işte böyle güzel, takvaya yakın, takva ehli insan olur. İyilikte, vakarda babasını örnek almış, kendisi de örnek bir şahsiyet olmuştu. Yığın yığın mal geliyordu ama elinden hızla akıp gidiyor, bir yandan öbür yana nakloluyordu. Cömertliği onu ne kibir ve gurura sürükledi, ne de övülen bir kimse olmaya. Bütün malını, mülkünü, kendisine verilen tüm hediyeleri hayatı boyunca muhtaç ve fakirlere verdi. Öyle ki, tek başına yemek yeme durumunda kaldığında, yanında yetimlerden ve fakirlerden birinin olmasını isterdi. Zenginlere düğün yemeği veren bir çocuğunu kınadı ve ona, "Sen," dedi, "tokları çağırıp açları bırakıyor musun?" Fakirler onun cömertliğini bildikleri için geçeceği yollara öbek öbek dizilirlerdi ki onları görsün, alsın evine götürsün ve karınlarını doyursun. Böyle bir zattı radıyallahu anh. Onun elinde mal efendi değil, hizmetçiydi. Hayatın geçimi için sadece bir araçtı. Mal ona göre sadece onun değildi. Onda yaşayan fakirlerin de ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardı. Eski dostlarından biri ona Horasan'dan çok güzel bir elbise getirdi bir gün. Şöyle dedi, "Kardeşim, bu elbiseyi sana ta Horasan'dan getirdim. Güle güle giy. Üzerindeki o eskimiş, yıpranmış elbiseyi çıkar ne olur. Şu getirdiğim güzel elbiseyi giy." "Getir bakalım," dedi. Ve giymeden önce bir elbiseye dokundu. "Bu ipek mi kardeşim?" dedi arkadaşı. "Hayır hayır, yündür," dedi. Bir müddet duraklayan İbni Ömer elbiseyi iade etti. "Bunu kabul edemem ama Allah razı olsun senden," dedi. "Ne oldu?" deyince arkadaşı, "Ben nefsime güvenemiyorum. Nefsimin beni gurur ve kibirli yapmasından korkuyorum. Allah gururlananları sevmez," dedi. Kabul etmedi. Yine başka bir gün ona içinde ilaç bulunan bir kap hediye etti arkadaşı. "Bu nedir?" dedi. "Ya Ömer," dediler, "bu önemli bir ilaç. Onu ta Irak'tan getirdik sana. Bu ilacın özelliği nedir?" deyince arkadaşı, "Yemek yediğin zaman hazmı kolaylaştırır," cevabını verdi. Tebessüm etti.
hazmı mı kolaylaştırıyormuş? Ben 40 senedir bir kez olsun hiç doyasıya yemek yemedim ki. Kaçındığı dünya, lezzet ve nimetleri kendisini hatırlatılınca, ben ve dostlarım bir iş üzerinde görüş birliğine vardık. Şayet onlara muhalefet edersem, onlara katılamamaktan korkuyorum, derdi. Bir başkalarına da onların dünyayı acizlikten terk etmediklerini öğretiyor ve elini havaya kaldırarak şöyle diyordu. Ey Allah'ım! Biliyorsun ki, şayet senin korkun olmasa, kavmim Kureyş, dünyalık için birbirine girerdi. Evet, Allah korkusu olmasaydı, dünyaya dalar gider, belki de hüsrana uğrardı. Halbuki onun dünyaya ihtiyacı yoktu. Zaten dünya da onun arkasından koşturuyordu. İşte bu nimetler içinde hilafet makamı da vardı. Defalarca ona halifelik teklif edildi, yüz çevirdi. Ölümle tehdit edildi, yine kabul etmedi. Bu olayı Hasan radıyallahu an şöyle anlatıyor. Osman radıyallahu an şehit edildiğinde Abdullah bin Ömer'e "Sen insanların efendisisin. İnsanların efendisinin oğlusun. Ortaya çık. Sana biat edelim." dediler. O, "Allah'a yemin olsun ki bir de benim sebebimle kana katılmasını istemem," dedi. "Çıkmalısın. Aksi takdirde yatağında seni öldürürüz," dediler. Aynı sözünü tekrar etti. Onu korkuttular ama İbni Ömer'den bir tepki görmediler. Ve zaman geçti, fitne çoğaldı. İnsanlar hilafeti kabul etmesi için ona koştular, biat etmeye geldiler ama o her defasında reddetti. Şimdi onun bu daveti, bu sorumluluğu geri çevirmesini anlamak güç olabilir ama şu kadarı var ki, bu hususta delil ve ispata sahipti. Çünkü sizler de hatırlarsanız, Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz şehit edildikten sonra işler çok bozuldu. Birçok kötülük geldi, fitneler çıktı, tehlikeler peş peşe geldi. Eğer İbni Ömer radıyallahu anh, hilafet makamını istemek hususunda çekinmezser davranmasaydı, hilafeti kabul ederdi ve onun zorluklarına katlanırdı. Ancak bütün Müslümanların onu seçmesi lazımdı. Birisi seçti, ötekisi "Hayır ben seni kabul etmiyorum" deyip eline kılıç alacaksa bu olabilir miydi? İşte İbni Ömer radıyallahu anh'ın kabul etmemesinin halifeliği sebebi buydu. Bir gün yolda bir adamla karşılaştı. Adam, "Ümmeti Muhammed hakkında senden daha şerli bir adam yoktur," dedi. İbni Ömer, "Niçin böyle dedin? Ne onların kanını akıttım, ne birliklerini parçaladım, ne de dirliklerini bozdum," dedi. Adam, "Eğer sen isteseydin, senin hakkında hiç kimse ihtilafa düşmezdi." İbni Ömer, bazıları onaylayıp, bazıları da karşı çıkarken, "Ben hilafetin bana verilmesini istemedim," dedi. Ve maalesef tabi olaylar, imtihan birbirini kovaladı. Sonunda Muaviye halife oldu. Ondan sonra oğlu Yezid hilafete geçti. Akabinde Yezid'in oğlu 2. Muaviye halife seçildikten bir müddet sonra hilafeti terk etti. O günlerde İbni Ömer radıyallahu anh epeyce yaşlanmıştı. İnsanların artık ona ilişkin beklentileri de kalmamıştı. Ancak Mervan ona geldi ve "Uzat elini biat edeyim. Çünkü sen Arapların efendisisin. Efendilerinin de oğlusun," dedi. Ömer, "Doğru. Halkını nasıl ikna edeceğiz?" dedi. Mervan, "Biat etmezlerse öldürürüz," dedi. İbni Ömer, "Allah'a yemin ederim ki şu an 70 yaşındayım. Benim sebebimle bir adamın bile öldürülmesini istemem," cevabını verdi. Mervan şu beyti okuyarak ayrıldı yanından. "Fitneler görüyorum kazanda kaynayan.
Karanlıktır bu saltanat sonrası için babamdan. Babasından maksat ikinci Muaviye'ydi. Hilafeti işte böyle reddetti. Hiçbir zaman yolundan sapmadı. Ölümle bile tehdit edildiği oldu. Bir gün Haccac hutbede İbn-i Zübeyir Allah'ın kitabını tahrif etti dedi. Bunun üzerine İbn-i Ömer radıyallahu anh haykırdı. Yalan söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Korkunç bir durumdu. Haccac gibi bir belaya çatmıştı. O Haccac ki herkes ondan korkar, yolda karşılaşsa yolunu değiştirirdi. Nitekim İbni Ömer'i en şiddetli ceza ile tehdit etti. Bütün bunlara karşılık İbni Ömer radıyallahu an Haccaca şöyle dedi: "Şayet bu tehdidi yerine getirecek olursan bu şaşılacak bir durum değil. Çünkü sen sefih ve bu insanlara musallat kılınmış birisin." Böyle cesaretliydi işte. Bütün bu cesaret ve gücüne rağmen son günlerinde fitne çıkaracak şeylerden kaçınmaya daha da bir özen gösterdi. Hiçbir topluluğa yaklaşmıyordu. Ebu Ali'ye el-Berra şöyle diyor: "Bir gün İbni Ömer'in peşi sıra, o beni görmeksizin gidiyordum. Kendi kendine şöyle diyordu: Allah Allah! Kılıçlarını çekmişler, birbirlerini öldürüyorlar ve şöyle diyorlar: Ey İbni Ömer, ver elini. O Müslümanların kendi elleriyle birbirlerinin kanlarını akıttıklarını görüyor, son derece acı ve ızdırap duyuyordu. Kalbi Hazreti Ali Keremallahu veçeden yanaydı. Bilakis düşünce bakımından da onunla aynı düşünceyi taşıyordu. Son günlerinde şöyle dediği rivayet edilir: Şu dünyada kaçırdığım şeylerden beni en çok üzen, Ali'nin yanında asiler topluluğuna karşı savaşmamış olmamdır. Her ne kadar Ali radıyallahu an haklı olsa da İbni Ömer savaşmaktan kaçmamış veya kendini kurtarmaya çalışmamıştır. Bilakis düşüncesi farklı olduğundan ve bütün fitnelere karşı tavır aldığından bunu yapmıştır. Çünkü savaş müminle müşrik topluluklar arasında değil, iki mümin topluluk arasında oluyordu. Nafi ona sorduğunda bu durumu açıkladı. Nafi: "Ey Abdurrahman'ın babası, sen Ömer'in oğlusun, Allah Resulü'nün sahabisisin. Sen şöylesin, böylesin" diye övdü, sonra dedi ki: "Neydi seni Ali'ye yardım etmekten alıkoyan?" Şöyle cevap verdi: "Bana engel olan Allahu Teala'nın Müslüman kanının akıtılmasını haram kılmış olmasıdır. Bu hususta Allahu Teala buyurur ki: Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Din de Allah'ın oluncaya kadar. Biz bunu yaptık. Güçlüklerle savaştık. Neticede din Allah'ın oldu. Ama bugün kiminle savaşacağız?" dedi. "Putlar Mescid-i Haram'ı doldurduğunda savaştık ve Allah bütün Arap Yarımadası'ndan putları ortadan kaldırdı. Peki bugün La ilahe illallah diyen insanlarla biz nasıl savaşacağız? İşte bu yüzden o savaşa girmedim" dedi. Uzun ömrü boyunca birçok belde fetihlerle İslam sınırlarına katılmıştı. Refah düzeyi yükselmiş, mal mülk çoğalmış, dünya ve içindekilere arzular kabarmış, yönelmeler başlamıştı. Ama o, bütün bunlardan asla etkilenmemiş, bu yıllar onun zühd, takva ve sükun yılları olmuştu. İbadetle hayatını sürdürmüş, ilk günkü gibi ömrünü geçirmeye gayret etmişti. Özellikle Emeviler zamanında devir çok değişti. Yaşantı bir başka oldu. Hayat şartları oldukça iyiledi, hem fertlerin hem de toplulukların arzuları kabardı. İbni Ömer radıyallahu anh ise bütün bunlara kayıtsız, yalnız köşesinde, ruhun enginliklerinde hayatını sürdürdü.
Zamanında yaşayanlar onun örnek hayatını şöyle dile getirirler. Ömer'in oğlu öldü. O erdemde tıpkı babası Ömer gibiydi. Ömer radıyallahu an öyle bir zamanda yaşadı ki etrafında kendi gibi insanlar vardı. İbni Ömer öyle bir zamanda yaşadı ki çevresinde kendi gibi kimse yoktu. Hicretin 73. senesiydi. Güneş batmak üzereydi. Bir ebediyet gemisi daha limandan işte demir alıyordu. Öteki aleme, gerçek yere doğru yelkenlerini açıyordu. O yolcu, vahiy yıllarının, saadet asrının temsilcisi Abdullah bin Ömer'di radıyallahu anh. Ruhuna hediye olmak üzere buyurun, bir Fatiha-i Şerife ve 3 İhlas-ı Şerife hediye edelim. Bismillah. Halil İbrahim Sofrası Ramazan-ı Şerif Özel. Sahabelerin Hayatları. 6. Bölüm. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh. İran kuvvetlerinin Müslümanlara saldırılarının yoğunlaştığı, Müslümanların dört bir civarda ağır kayıplar verdikleri, Iraklıların Müslümanları arkadan vurdukları ve Müslümanlarla olan anlaşmayı bozdukları haberleri peş peşe Medine'ye geliyordu. O zaman müminlerin emiri olan Hazreti Ömer radıyallahu anh sarsıldı. İranlılara karşı yapılan savaşta, İslam'ın ordusuna bizzat komuta etmek üzere savaş bölgesine gitmeye karar verdi. Medine'de Hazreti Ali radıyallahu anh'ı vekil bırakarak bir grup askerle yola çıktı. Henüz Medine'den ayrılmamıştı ki ashabtan bir kısmı geri dönmesi ve yerine bir başkasının göndermesi fikrini beyan etti. Böyle bir ortamda müminlerin emirinin hayatının tehlikeye atılmasının kötü sonuçlar doğuracağını Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh belirtti. Hazreti Ömer, Müslümanlara istişare için toplanmalarını emretti ve bunun için cemaatle namaza diye nida edildi. Bu arada Hazreti Ali'ye haber gönderildi ve Medine ehliyle beraber Halife Ömer'in bulunduğu yere geldiler. Şura, Hazreti Ömer'in Medine'ye dönmesi ve İslam ordusu için yerine başka bir komutan tayin etme kararını benimsedi. İşte Emirül Mümininin bu kararına uyduğu ve istişareye katılan arkadaşlarına şu soruyu sorduğu belirtilir. Peki Irak'a komutan olarak kimi gönderelim? Hepsi birden sustu ve düşünmeye başladı. Sessizliği Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh bozdu. Buldum dedi. Hazreti Ömer kim diye sorunca aslan pençesi Sa'd bin Malik ez-Zühri dedi. Bu görüşü bütün Müslümanlar desteklediler. Müminlerin emiri de Sa'd bin Malik'e yani Sa'd bin Ebi Vakkas'a radıyallahu anh haber gönderdi ve kendisinin Irak'taki ordunun komutanlığına atandığını bildirdi. Bu aslan pençesi denilen zat kimdi ve nasıl biriydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla birlikteyken bir adam yanlarına geldi. Allah Resulü onu gösterdi. Bu benim dayımdır. Herkes dayısını göstersin. İşte bu adam Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'dı. Sa'd'ın dedesi Uheyb bin Menaf, Efendimizin annesi Amine'nin amcasıydı. Müslüman olduğunda henüz 17 yaşlarındaydı. O şöyle anlattı.
Ben Müslüman olduğumda Müslümanların üçüncüsüydüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o ilk günlerde Allah'ın birliğinden, müjdelediği yeni dinden bahsediyordu. Allah Resulü daha Erkam'ın evini karargah edinmeden Sa'd radıyallahu anh elini uzatmış ve ona biat etmişti. Sa'd için övünülecek birçok olay vardır. Bunlardan en önemli ikisi şunlar. Birincisi, Allah yolunda ilk ok atan ve kendisine ilk ok atılan odur. İkincisi, Allah Resulü'nün anne babasını uğrunda feda ettiği tek kişidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gününde kendisine şöyle buyurmuştu. Anam babam sana feda olsun ey Sa'd, at, okunu at. İşte Sa'd bu iki şeyi sürekli terennüm eder ve bundan dolayı Allah'a şükürlerle bulunurdu. Ali bin Ebu Talip radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün Sa'd'dan başkası için anne babasını feda ettiğini ben duymadım. Sa'd, Arapların ve Müslümanların en cesaretlilerinden sayılırdı. Onun iki silahı vardı, mızrağı ve duası. Düşmana mızrağını ve okunu ne zaman atsa isabet ederdi. Ne zaman dua etse de Allahu Teala'nın izniyle kabul olunurdu. Çünkü o, Allah Resulü'nün duasına mazhar olmuştu. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu görmüş, gözünü sevinç kaplamış ve şöyle duada bulunmuştu. Allah'ım, onun atışlarını çok isabetli, duasını da makbul kıl. Bu hususta Amir bin Sa'd şöyle der. Sa'd, Talha ve Zübeyre radıyallahu anh söven bir adam gördü. Onu azarladı. Adam sövmeye, o kötü hareketi yapmaya devam etti. Bunun üzerine, öyleyse ben de sana beddua ederim susmazsan dedi. Hırçınlaşan adam cevap verdi. Nasıl yani? Görüyorum ki bir peygamber gibi beni tehdit ediyorsun öyle mi? Sa'd oradan ayrıldı. Abdest aldı. İki rekat namaz kıldı. Sonra ellerini kaldırıp, Allah'ım, görüyorsun ki bu adam iyilik ve güzellikte kendisinden üstün olan insanlara sövüyor. Onun sövmesi senin gazabını çekmekte. Ona öyle bir ders ver ki, ibret olsun diye beddua etti. Duasını bitireli çok zaman olmamıştı ki, azgın bir deve belirdi. İnsanların arasına daldı. Sanki birini arıyor deve. Sonra o adamı buldu, ayaklarının altına alıp ezdi ve adam oracıkta öldü. Herkesi şaşkına çeviren bu olay, onun dudaklarındaki gücü, kesin doğruluğunu ve ihlas derinliğini gösteriyordu. Hayattayken, Müslümanlar içinde en çok mal ve servete sahip olan kişiydi. Öldüğünde arkasında hiç de azımsanmayacak bir servet bırakmıştı. Bir kimsede hem çok hem de helal malın toplanması, bu ikisinin bir arada bulunması çok güç. Ama Allahu Teala ona bunu ihsan etmişti. Onun malı çok, temiz ve helaldi. O malının temizliğinde önde gelen biri olduğu gibi vermekte, fakir fukaraya dağıtmakta da önde gelen biriydi. Malını toplama, koruma, aynı zamanda helalliğindeki şüphelerden arındırmadaki gücü infakta da aynıydı. Veda haccı esnasında hasta olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu ziyaret etmişti. Sa'd, Allah Resulü'nden şu dilekte bulundu. Ya Resulallah, ben servet sahibi biriyim.
varisim olarak sadece bir kızım var. Malımın üçte ikisini sadaka olarak dağıtayım mı? Hayır, yapma buyuruldu. Yarısını mı vereyim? Yine hayır, yapma buyuruldu. Üçte birini vereyim deyince olabilir buyuruldu. Üçte biri bile çoktur. Varislerini zengin olarak bırakman, onları başkalarına el açan insanlar olarak bırakmandan daha hayırlıdır. Allah'ın rızasını gözeterek yapacağın infakın karşılığını görürsün. Bu infak, hanımının yedirdiğin bir lokma olsa bile kâfidir, buyuruldu. Allah korkusundan çok ağlayan bir kimseydi. Bir gün Allah Resulü ashabıyla otururlarken, gözünü şöyle ufka dikti. Sonra ashabına dönüp, ''Şimdi size cennet ehlinden biri gelecek.'' dedi. Ashab beklemeye başladı. ''Acaba bu mutlu insan kimdi?'' Az bir zaman sonra Sa'd bin Ebi Vakkas çıka geldi. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an bir gün ona geldi. Israrla Allah'a yakınlaşmaya vesile olan amel ve ibadet nedir diye sordu. Öyle bir ibadet ki kendisini sevaba gark edecek ve bir müjde olacak. Sa'd dedi ki, topluca Allah'a ibadet etmekten daha iyi bir şey yoktur. Şu kadarı var ki, Müslümanlardan hiç kimseye öfkelenmem, kin duymam ve suizanda bulunmam dedi. Bu adam, Abdurrahman bin Affın belirttiği gibi tam bir aslan pençesiydi. Bir Müslümanın namaz kılması ilginç değildir. Oruç tutması, zina etmemesi ilginç değildir, olması gerekendir ama hiçbir Müslümana öfkelenmemesi, kin duymaması, suizanda bulunmaması maalesef çok zordu. Bu yiğit, Kadisiye Savaşı için Hazreti Ömer'in seçtiği bir komutandı. Allah'a yalvardığında, duası kabul gören, yediği temiz, konuştuğu temiz, yaratılışı temiz biriydi. Cennet ehlindendi. Yani cennette müjdelenen aşere-i mübeşşeredendi. O Bedir'de kahraman, Uhud'da kahraman ve Allah Resulü'nün bulunduğu her yerde kahramandı. Son olarak da Hazreti Ömer radıyallahu an onu unutmadı. Kıyametini gizlemedi, kıymetini gizlemedi. Ona en yüksek sorumluluğu yükledi. Yine Hazreti Ömer, Sa'd'ın annesinin öz oğluna yaptıklarını da unutmamıştı. Ne yapmıştı annesi Sa'd'ı? Hatırlayalım. Yeni dininden eski dinine döndürmek için elinden geleni yaptı. Yemek yemeyeceğini söylemişti. Hepsi boşa çıktı. Bunun üzerine etkisi herkesçe kabul edilen, kendince bir çareye başvurdu. En etkili yol neydi? Annesi açlık grevine başlayacaktı. Yani bir nevi ölüm orucuydu. Çünkü ne yemek yiyor ne de su içiyordu. Oğlu Sa'd, babalarının dinine dönünceye kadar bu ölüm orucuna devam edecekti. Ama Sa'd, hiçbir şey karşılığında dinini satmamaya kararlıydı. Bu karşılık annesinin hayatı bile olsa. İnatçı kadın ölmek üzereyken yakınları alıp götürdüler onu. Neredeyse ölüm sarhoşluğu yüzünü kaplamıştı. Sa'd gitti. Kayaları eritecek bir sahneyle karşılaştı. Annesiydi o. Ama onun imanı, Allah ve Resulüne olan inancı en sağlam kayadan daha sağlamdı. Annesinin işiteceği bir ses tonuyla şöyle dedi. Bilesin ki ey anne, 100 canın olsa, her bir canın teker teker çıksa, yine de dinimi terk etmem. Şimdi istersen ye, istersen yeme. Annesi anladı ki hiçbir şey kâr etmiyor. Dininden dönmeyecek, o da kararından dönmek zorunda kaldı.
Sonra şu ayetler nazil oldu. Mealen, bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse, anne ve babana itaat etme. Gerçekten bir aslan pençesiydi. Kadisiye Savaşı'nda İslam sancağı onun elindeydi. 100.000'den fazla olan İran ordusuna karşı bu komutan gidecekti. Bu İran ordusu ki zamanının en süper gücüydü. Silah ve teçhizat bakımından benzersiz bir özelliğe sahipti İran ordusu. Komuta edenler dönemin en seçkin ve eğitim almış, askeri teçhizatla donanılmış insanlarıydı. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an 30.000 askere sahipti. Ellerinde sadece mızrakları olan, atları bile olmayan 30.000 savaşçı. Ama gönülleri imanla dolu. Gözlerini kırpmadan kendilerini ölümün pençesine atabilecek cesarete sahip olan 30.000 er. İki ordu karşılaştı. Ama hayır, henüz karşılaşmadı. Sa'd, müminlerin emirinin tavsiyelerini bekliyor. İşte o sırada Hazreti Ömer'in mektubu geldi. Bir an evvel Kadisiye işini halletmesini istiyordu. Şöyle yazıyordu mektupta: "Ey Sa'd! Senin için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dayısı ve arkadaşı denmesi seni Allah'a karşı aldatmasın. Gurura sakın sürüklemesin kardeşim. Allah ile kul arasında nesep bağının değeri yoktur. Ancak itaatin değeri vardır. Üstünüyle ve üstün olmayanlarıyla bütün insanlar Allah katında eşittir. Allah onların Rabbidir. Onlar da Allah'ın kullarıdır. Allah'ın bağışıyla ancak farklı olabilirler. Allah katındakine ancak ona itaatleriyle ulaşabilirler. Bana bütün durumlarınızı bildir. Nerede konaklıyorsunuz? Düşman sizin nerenize düşüyor? Durumunuzu bana öyle bildir ki, sanki ben sizi izliyor gibi olayım." Sa'd, müminlerin emirine öyle bir mektup yazdı ki, sanki her askerin duruşunu ve durduğu yeri gösteriyordu. Ve savaş, Sa'd Kadisiye'ye indi. İran askerleri, karşıda daha önce hiç toplanmadıkları şekilde mevzilenmişlerdi. Başlarındaysa en meşhur ve en tanınmış, aynı zamanda en korkunç komutanları Rüstem vardı. Sa'd, Hazreti Ömer'e durumunu bildirdi. Hazreti Ömer de Sa'd'a şu satırları yazdı: "Onlar hakkında işittiğin ve sana gelen şeyler seni korkutmasın kardeşim. Allah'tan yardım iste. Ona güven. Rüstem'e akıllı, dirayet sahibi, dayanıklı ve sabırlı insanları gönder. Onu Allah'a imana çağırsınlar. Her gün bana durumu bildir." Sa'd radıyallahu anh, müminlerin emirine şöyle yazıyordu: "Rüstem askerlerini topladı. Atlarını ve fiillerini, her gücünü üzerimize saldı." Hazreti Ömer ise radıyallahu anh, onu sakinleştiren ve cesaretlendiren cevaplar yazıyordu. Sa'd biliyordu ki, Hazreti Ömer radıyallahu anh, tek başına hüküm vermiyor, tek başına karar almıyordu. Etrafında bulunan Allah Resulü'nün ashabıyla istişarelerde bulunarak karar alıyordu. Ayrıca Sa'd, kendisinin ve İslam ordusunun Medine'deki insanların manevi güçleriyle desteklenmesini istiyordu. Ve Hazreti Sa'd radıyallahu an halifenin tavsiyesini yerine getirdi ve Rüstem'e onu İslam'a çağırmak üzere bir heyet gönderdi.
İran ordusunun komutanı Rüstem'le Sa'd'ın heyeti arasındaki konuşma çok uzadı. Son olarak heyetin sözcüsü şunu söyledi: Allahu Teala mahlukatından dilediğini putçuluktan, tevhide çıkartmak için bizi seçmiştir. Kim bunu bizden kabul ederse, biz de onu kabul eder, bağrımıza basarız. Ona dokunmadan geri döneriz. Kim de bizimle savaşırsa, Allah'ın vaadi yerine gelinceye kadar korkmadan onunla savaşırız. Rüstem sordu: Allah'ın size vaat ettiği vaadi nedir? Sözcü cevap verdi: Şehitlerimiz için cennet, kalanlarımız için zaferdir. Heyet, İslam ordusu komutanı Sa'd'a döndü ve harbin olacağı haberini verdi. Sa'd'ın gözleri yaşlarla doldu. İstiyordu ki, savaş daha sonra veya daha önce olsun. Çünkü o gün hastalığı şiddetlenmiş, adımını atamayacak kadar ağırlaşmıştı. Bütün bedenini çıbanlar kaplamış, neredeyse oturamayacak hale gelmişti. Eğer savaş hastalığından önce veya hastalıktan kurtulduktan sonra olsaydı, onun için bu hastalığın hiç önemi olmayacaktı. Ama şimdi... Hayır, Allah Resulü bir kimsenin keşke dememesini istemişti. Çünkü keşke demek acziyetin ifadesiydi. Güçlü bir mümin, çaresiz ve aciz bir kimse değildi. Aslan pençesi saat sıçradı. Orduya hitaben şu ayeti kerimeyle başlayan bir konuşma yaptı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zikirden sonra biz Zebur'da yeryüzünün salih kullarımıza bırakıldığını yazdık. Konuştu, konuştu. Konuşmayı bitirdikten sonra orduya öğle namazını kıldırdı. Sonra askerlerine yönelip, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye 4 kere tekbir getirdi. Kolunu bir ok gibi ileri uzatıp ilk emrini verdi: Haydi, Allah'ın bereketine. Saat son derece hastaydı ama. Otağı yüksek sedye gibi yaptırdığı bir yerdeydi. Onun üzerinde yastığına dayanmış savaşı idare ediyordu. Kapısı açıktı. Bir İran saldırısında yerle bir olur ve Sa'd anında can verirdi. Ama onun korkusu yoktu. Bunlarla uğraşacak zamanı da yoktu. Sağa gidin, sol tarafı tutun, önüne bak ey Mugire, arkana dikkat et ey Cerir. Bunları söylüyordu. Onun bu coşturucu sesi adeta her bir İslam erini birer ordu kılmıştı. İran ordusu sinek gibi hafif kalmış, putları ve ateşleri yokluğa gark olmuştu. Rüstem ve askerleri arkasına bakmadan kaçmışlardı. İslam ordusuysa Nihavend ve Medayen'e kadar gitmiş, Kisra'nın sarayına dalmış, tacını, tahtını, hazinesini ganimet olarak ele geçirmişti. Medayen Savaşı'nda büyük bir imtihan daha geçirdi. Medayen Savaşı, Kadisiye Savaşı'ndan 2 sene sonra meydana gelmişti. Kadisiye'den sonra iki ordu birlikleri aralıklarla sürekli çarpışmış, daha sonra Medayen'de iki ordu karşı karşıya gelmişti. İslam ordusuyla İran ordusu arasında bu son ve sınırları belirleyici bir savaştı. Sa'd, düşmanın bulunduğu yer bakımından kendilerine üstünlük sağladığını anladı. Onların bu üstünlüklerini gidermeye karar verdi. Ancak arada Dicle Nehri vardı ve o an nehrin en coşkun aktığı bir mevsimdi. Sa'd radıyallahu an bir yerde durmuştu ki Abdurrahman Af'ın kendisine
aslan pençesi diye nitelemesi kadar isabetliydi. İman ve kararlılığı bütün korkuları yenecek, tehlikeleri bertaraf edecek güçteydi. Ve Sa'd, orduya nehri geçme emrini verdi. Önce nehirden en kolay geçilebilecek yerlerinin araştırılmasını istedi. Henüz nehir geçilmeye başlanmadan, Sa'd da nehrin karşı kıyısının güvenceye alınması düşüncesi belirdi. Çünkü düşman karşı tarafa hakim durumdaydı. Bunun için iki bölük teçhiz etti, birinci bölüğe korkuların bölüğü adını verdi ve başına Asım bin Amr radıyallahu anh'a getirdi. İkinci bölüğe korkusuzlar bölüğü adını verdi ve başına Ka'b bin Amr'ı getirdi radıyallahu anh. Bu iki bölük suya dalıp karşıya geçecekler ve orada arkasından gelen ordu için güvenli bir yer temin edeceklerdi. İşlerini başarıyla yerine getirdiler ve döndüler. O gün Sa'd bin Ebi Vakkas'ın planı öyle bir başarı sağlamıştı ki, tarihçiler sanki Sa'd'ı göz ardı etmişler. Bu öyle bir başarıydı ki, Sa'd bile neredeyse kendini görmüyordu. Hatta arkadaşı ve savaşta yardımcısı Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ı bile görmüyordu. Halbuki o elinde kılıç, büyük bir kahramanlıkla sallıyor, sallıyor ve şöyle haykırıyordu. İslam yenidir. Allah'a yemin olsun ki, karalar onlara boyun eğdiği gibi, denizler de onlara boyun eğecek. Selman'ın canı kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, İslam ordusu dalga dalga çıkacak Dicle'den, dalga dalga girdiği gibi. Tıpkı Selman'ın dediği gibi oldu. Bölük bölük nehre dalan İslam ordusu, hiçbir neferin burnu kanamadan, İran ordusuna fırsat bırakmadan bölük bölük nehirden çıktı. Birinin elinden mızrağı veya silahı düşse, bir diğeri yardım ediyor veya yardım edilmesi için çağrı yapıyordu. Sa'd atını Dicle'ye sürdü. Ardından bütün bir ordu yürüdü. Hiç kimse arkaya bakmadı. Sanki toprak üzerinde gidiyorlarmış gibi karşı tarafa yürüdüler. Öyle ki koltuklarına kadar sulara gömülmüşlerdi. Süvari ve piyadelerden dolayı su görünmez olmuştu. İnsanlar sanki toprak üzerinde gidiyorlarmış gibi birbirleriyle sohbet ediyorlardı. Bu Allah'a ve zafer vaadine duyulan güvenden kaynaklanıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh onu Irak valisi tayin edince yine onun emriyle Küfe şehrini kurdu ve orada birçok ev mesken inşa etti. Bir gün Sa'd'ı Emirül Mü'minin Hazreti Ömer'e şikayet ettiler. Aşırı tabiatları onlara galip geliyor ve gülünç bir iddia ortaya atıyorlardı. Sa'd güzel namaz kıldırmıyor. Sa'd böylesi bir şikayet karşısında tebessüm etmekten kendisini alamadı ve Allah'a yemin olsun ki ben onlara Allah Resulü'nün namazı gibi namaz kıldırıyorum. İlk iki rekatı uzun, son iki rekatı da kısa yapıyorum demişti. Bu şikayet üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh onu Medine'ye çağırıyor ama kızmıyor. Sa'd da hemen emre uyup geliyor. Kısa bir zaman sonra Hazreti Ömer Sa'd'ı tekrar göndermek istiyor. Sa'd tebessüm ediyor. Namazı güzel kıldırmadığımı iddia eden insanlara beni tekrar mı göndermek istiyorsun? Geri çeviriyor ve Medine'yi hüzünler kaplıyor. Müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu anh suikasta uğruyor ve ağır yaralanıyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından 6 kişilik bir şura oluşturuyor. Yeni halifenin seçilmesi lazım. Bu 6 kişi içinde Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh da var. Hazreti Ömer'in sözlerinden
Eğer bir kimse halife seçilecekse, o Sa'd'ın tercih edeceği kimse olacaktır dediğini anlıyorlar. Şayet Sa'd birini seçerse o halife olsun. Başkası seçerse mutlaka Sa'd bin Ebi Vakkas'ın onayı alınsın. Herkesten uzaklaşmıştı Sa'd. Ev halkına ve çocuklarına fitne ile ilgili hiçbir haberi kendisine getirmemelerini emir verdi. Bir gün insanlar onun bulunduğu yere geldiler. Yeğeni Haşim bin Utbe Ebin Vakkas ona şu haberi getirdi. Ey amca! Burada 100.000 kılıçlı insan senin halifeliğe en layık kişi olduğuna inanıyorlar. Şöyle cevap verdi. 100.000 kılıç bir kılıç demektir. Bir mümine vurduğu zaman hiçbir şey yapmaz. Ama bir kafire vurursa onu paramparça eder. Yeğeni onun maksadını anladı ve onu uzletinde yani yalnızlık halinde bırakıp ayrıldı. Sonra bildiğiniz gibi Muaviye halife oldu. Muaviye Sa'da sordu. Sana ne oldu da bizimle savaşmıyorsun? Sa'd, zifiri karanlık bir fırtınaya tutuldum. Ben de develerimi çöktürdüm ki ortalık açılsın dedi. Artık yorulduğunu söylüyordu. Ben ne Müslümanlara karşı kılıç çektim, ne de Allah'ın emri gelinceye dek kâfirlerle saldırmaktan kaçındım. Rabbim benden ne istediyse onu yaptım dedi. Artık karışmıştı ortalık. Maddiyat, zenginlik, hevesler birbirine girmişti. O Müslümana kılıç çekmek istemiyordu. Çekmedi de. Hicretin 54. senesi 80 yaşındaydı. Rabbine kavuşma hazırlıkları içinde. İşte yanı başında oğlu, onun son dakikalarını şöyle anlatıyordu. Babamın başı dizimdeydi. Son nefesini vermek üzereydi. Ağladım. Niçin ağlıyorsun ey oğlum dedi. Allah inşallah bana azap etmez. Ben cennet ehlindenim. Onun iman gücü ölüm sarsıntısını bile hafif kılıyordu. Çünkü sözü en güvenilir ve en doğru olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona güvence vermişti. Öyleyse korkacak bir durum yoktu. Şu kadar var ki, o en güzel hatıralarla Allah'a kavuşmak istiyordu. O, bu hatıraları dini ve imanı sayesinde topladı. Odada bulunan bir sandığa işaret etti. Açtılar. İçinden eski, parçalanmış bir gömlek çıktı. O gömleğin kendisine kefen yapılmasını istedi ve ekledi. Bu elbiseyle Bedir'de müşriklere karşı savaşmıştım ve onu bugün için sakladım. Evet, bu sadece bir elbise değildi, bir alametti. Allah erlerinin iman işaretiydi. İnsanların omuzunda, Medine sokaklarında son muhacirin naaşı taşındı. Kendinden önce Allah'a kavuşmuş olan dostlarının yanına. Elveda Sa'd. Elveda Kadisiye kahramanı. Medain Fatihi. İran'da Mecusi ateşini ebediyen söndüren insan. Selam olsun sana. Ruhuna hediye olmak üzere bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife hediye eyleyelim buyurun. Bismillahirrahmanirrahim.